Merhabalar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu seferki videomun konusu Şubat ve Mart ayları favorileri. Şubat ve Mart aylarındaki kozmetik ürünlerinin dışında saç ve cilt bakım ürünlerini de bu videoya ekliyorum. Belki görmek isteyenler olursa diye. İlk olarak makyaj ürünlerinden başlayacağım. Ten ürünü olarak 2 ay boyunca dönüşümlü hep aynı ürünleri kullandım. Bunlardan bir tanesi artık görmekten bıktığınız bu Holika Holika'nın BB kremi. Ben buna bayılıyorum. Hem fiyatı çok ucuzdu, hem kapatıcılığı çok güzel. Güneş koruma faktörü 30, yani kış için gayet yeterli. Çok severek kullandığım bir BB krem. Küçük olmasına rağmen uzun süre gidiyor. Çok az bir ürünü cildinizin tamamına yetiyor. Harika bir ürün. Keşke bulunabilse, tabii ki bulunamıyor. Bunun dışında sanırım bir ay önce blog satışından bir fondöten aldım ve aşık oldum. Bu da MAC'in Face & Body fondöteni. Bendeki C2 olan, sanırım NC20'ler için uygun. Çok güzel bir fondöten. Gördüğünüz gibi yüzümde şu an o var. Duruşu harika, glowy görüntüsü var. Aynı zamanda çok hafif, cildinize asla ağırlık hissetmiyorsunuz. Ve 120 ml'lik kocaman bir fondöten. Yapısı biraz akışkan. Benim tek rahatsız olduğum konu bu oldu. Hani su gibi bir yapısı var. Biraz cildinize sürdükten sonra bekleyince koyulaşmaya başlıyor. Ama kapatıcılık özelliği yok kesinlikle. Sadece cildinizde çok güzel, aydınlık, sağlıklı bir görüntü yaratıyor. Eğer ki cildimdeki kusurları kapatayım diyorsanız bu fondöten size göre değil. Üzgünüm. Bunun dışında kapatıcı olarak Hartgenler'in bu Glamouflage isimli kapatıcısını kullandım. Çok seviyorum. Gayet güzel kapatıyor. Yoğun bir kapatıcı. Ama yayılması kolay. Çok fazla çizgileri de dolmuyor. Kalıcılığı da gayet başarılı. Son derece de uygun fiyatlı bir üründü. Evet, sonra rimel olarak 2 tane rimel kullandım. Artık böyle görmekten bıktığınız, usandığınız bu Too Faced'in maskarasından hariç son zamanlarda bu Max Factor'ın 2000 kalori rimelini kullanıyorum. Bunu geçen sene almıştım ben %50 gratis indiriminde. Görmüş olduğunuz gibi şöyle ucu kıvrık olan bu. Aslında ben bunu yanlış aldım. Ben düz alacaktım. Düz olanı alacaktım. Fakat bakmadan aldığım için ne yazık ki. Bir de o telaşla, biliyorsunuz, ana baba günü olduğu için aldım. Şimdi onu bitirmek için kullanıyorum. Çok memnun değilim açık söylemek gerekirse. 2000 kalori, Max Factor 2000 kalori benim hayatımın rimeliydi. Uzun seneler boyunca onu kullandım ve çok memnundum. Zaten Max Factor rimel konusunda oldukça başarılı. Yani bence drugstore markaların içerisinde en güzel rimeller Max Factor'a ait. Sadece Maybelline herhalde Roquette'le bunu biraz yıktı. Ama bunu beğenmedim. Bir tane daha var elimde. Onu daha açmadım. Onu açtıktan sonra onu da yorumlamak istiyorum. Bunu bitsin diye kullanıyorum açıkçası. Yani favori değil ama sık kullandığım bir ürün. Sonra dudak balmı olarak Yves Rocher'in şu bademli olan lip balmını kullanıyorum. Çok güzel, nemlendirmesi güzel. Bugün de rujumun altına kullandım ve gayet başarılı. Nemlendirmesini seviyorum. Sonra ruj olarak tabii ki iki tane ruj kullandım. Bunlardan bir tanesi Simple Colors'ın bu. Hep de bakıyorum ismini. Halbuki biliyorum. Soft Angel. Çok güzel. Dudaklarımda olan biraz neona kaçan bir pembe. Çok güzel. Ama kurutma özelliği var ne yazık ki. Kurutuyor. Diğeri de şu Wet n Wild'ın Last. Neydi bunlar? Mega Last serisinden 24 Karat Gold turuncu. Oradan belki biraz koral gözükebilir ama turuncu bir renk. Bunu da kullanıyorum. Şu an Soft Angel'ı kullandım. Bu ikisini çok çok sık kullandım nedense. Bir de şöyle bir şey var. Elimde bir sürü MAC ruj var. Çok da seviyorum MAC rujları. Fakat nedense onları kullanmıyorum. Bu aralar biraz daha böyle high-end ürünlere, aslında MAC high-end değil ama high-end ürünlere dönüş yapmaya karar verdim. Çünkü ziyan oluyor. Gerek yok. Dudak kalemi olarak Emily'nin bu 211 numaralı son derece doğal. Gördüğünüz gibi ucunu açmamışım bile.
Bu dudak kalemini sık sık kullandım. Bence her rengin altına olabilecek bir kalem bu. Yani ister pembe tonlu, ister kahve tonlu, ne tonda ruj kullanırsanız kullanın, bunu kullanabilirsiniz. Sonra allık olarak iki tane allık etrafında döndüm dolandım. Bir tanesi aldığımdan beri sürekli kullandığım şu Essence'in Twilight allığı Renaissance Red. Bunu epey kullandım. Yani o kadar çok kullandım ki artık bir ara ya dedim yeter yani, başka bir şey kullanayım da bari sıra gelsin. Gördüğünüz gibi şu tepesini görüyorsanız, üzerindeki delikleri görüyorsanız ne kadar kullandığımı da anlayabilirsiniz. Ki bugün de yüzümde bu var. Sonra ikili olduğu için bu Too Faced'in allığını kullanmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi bu bir tarafı allık, bir tarafı bronzer olan. Ama bence bu Sunny Bronzer, yani Sun Bunny Bronzer kontur için çok uygun bir bronzer değil. Ben genelde bu ikisini birbirine karıştırarak kullanıyorum. Çünkü allık da çok açık kalıyor. O yüzden ikisinin görüntüsü çok güzel. Hafif ışıltılı bir görüntü veriyor. Fakat tek kötü tarafı kalıcılığı çok zayıf ya. İnanılmaz zayıf. Yani bir Essence'in şu allığı şundan daha kalıcı. Arkadaşlar ay, devirdim yine ya. Şu iki allığı karşılaştırdığımda şu şundan çok çok daha kalıcı ki fiyatını kıyaslamıyorum bile. Sonra iki aydır bronzer kullanmaya başladım. Daha doğrusu kontur yapmaya başladım. Genelde yapmıyordum. Alıştım ve bunu da Benefit'in bu Hoola bronzerine borçluyum. Bendeki şaşırmayın şu gördüğünüz küçük tester boy. Ben bunu zamanında eBay'den almıştım ve kenarda duruyordu. Bari dedim kullanayım. Yani bu şekilde kalmasındansa. Seviyorum. Bence büyük boyunu almaya gerek yok. Yani ben almadığım için pişman değilim. Çünkü zaten 99 lira hayatta vermem yani. Çok ucuz. 15 liraya mı ne almıştım bunu. Gayet de yeterli bence. Yani herhalde 2 sene önce falan bitiremem ben bunu. Tek kötü özelliği var. Şu tozutması. Tozutması haricinde kalıcılığı, rengi, doğallığı harika. Bayılıyorum. Ama işte hafif de olsa tozutuyor. Far primer'ı, yani göz primer'ı olarak Benefit konuşamıyorum ya. Etude House'un bu primer'ını kullandım ki bugün de gözümde bu var. Bence çok çok başarılı bir ürün. Keşke Türkiye'de satılsa. 15 ya da 20 lira arasında bir fiyatı var. Muhteşem bir kalıcılığı var. Kesinlikle farlar yok olmuyor. Bayılıyorum buna. Hani Essence'in far bazıyla alakası bile yok, onu söyleyeyim. Tek kötü tarafı var. O da şu şişesi. Evet çok şık bir şişe fakat görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu kısmı kazıdım ben. Şu an içinde var fakat fırçaya gelmiyor. Gelmediği için ben fırçayı böyle döndürerek etrafını sıyırarak kullanıyorum. Ve tabii ki çoğu ürün birbiri içinde kalacak ve o şekilde atılacak. Ne yazık ki parçalayamayacağıma göre ziyan olacak yani. Onun dışında çok çok başarılı bulduğum bir ürün. Göz kalemi olarak bitirmek için uğraştım. Bu Clinique'in ikili göz kalemini kullanıyorum. Şu anda da gözümün altında şu kısımlarda var. Oy, inşallah bulanıklaşmıyorsundur sen. Ben konuşuyorum ama neyse artık bakacağız izledikten sonra. Koyu rengi kullanıyorum. Açık rengi pek fazla kullanmıyorum. Bitsin diye kullanıyorum çünkü zaten içi kırılmış. Fakat atmamak için kullanıyorum. Hayır, favorim değil. Çünkü kalıcılığı çok zayıf. Yani Clinique'den çok çok daha kalıcı bir kalem beklerdim açıkçası. Tabii ki tekrar almayacağım. Clinique'in hiçbir kalemini almayı düşünmüyorum. Sonra kaşlarıma Elf'in kaş kitini kullanıyordum biliyorsunuz. Değişiklik olsun diye bu Golden Rose'un kaş kalemini kullanmaya başladım. Daha kolayıma geliyor. Evet, sertliği açısından biraz daha zor. Bir de rengi Elf'inki kadar siyah değil ki, benim kaşlarım simsiyahtır. Ama yine de kullanıyorum. Kalemi kullanmak daha pratik olduğu için. Sonra far seti olarak, far seti diyorum çünkü tek bir far kullanmadım bu iki ay boyunca. Şu Sileen AU Natural paletini kullanıyorum. Şöyle görebileceğiniz gibi. Bence gayet güzel. Ama neden buna takıldığımı anlayabilmiş değilim. Yani elimde Urban Decay'in 2 paleti var. Ne bileyim işte Balm Jovi palet var. Fakat ben sürekli olarak bunu kullanıyorum. Neden bilmiyorum gerçekten. Bakayım başka makyaj ürünüm var mı? Evet, makyaj ürünlerim
bunlardı. Sonra cilt bakım ürünlerini göstereyim. Makyajımı temizlerken özellikle BB krem kullanmışsam şu Kokuryuda mu? Öyle bir ismi var. Yani bir Japon firması. Buradan gösterebilirsem şurada okuyabilirsiniz. Burada yazıyor. Bir Japon firması bu. Onun makyaj yağını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi epey de kullandım. Özellikle BB krem gibi çıkması zor olan ürünleri çok güzel temizliyor. Hem göz için hem dudak için hem de tüm makyajın, waterproof makyajı temizlemekte çok başarılı. Portakal gibi bir kokusu var. Hatta portakal yağı varmış içinde, araştırdığımda öğrendim. Sadece benim cildimi hafif yakıyor. Çünkü benim cildim biraz fazla kuru. Ya da hassas diyeyim. Bazen kuru, bazen hassas, bazen ikisi birden. Sonra peeling olarak bu Lush'ın çok sevdiğim ve artık hani bitsin diye uğraşıyorum. Çünkü hala çok güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi süreli bir ürün olduğu için bitirmek için uğraşıyorum. Eğer süresiz olsaydı kesinlikle gıdım gıdım kullanırdım bunu. Yüz temizleyicisi, makyaj temizleyicisi değil, yüz temizleyicisi. Bunu haftada bir kere ya da iki kere kullanıyorum. Banyodan sonra falan, maske yapmadan önce. Çok güzel. Kokusu çok güzel. Yumuşacık bırakıyor. Asla cildinizi çizmiyor falan. Çok başarılı. Seneye bir daha alacağım bir ürün bu. Sonra bakalım ne var. Bitirmek için uğraştığım bir başka ürün daha. Bu Estée Lauder'ın çok meşhur olan şu Night Repair serisi. Damla damla kullanıyorsunuz. Ben elimle kullanıyorum artık bitsin diye, böyle bulamaç yapıyorum. Bana göre çok başarılı bir ürün değil. Ben her zaman söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şişirildiğini düşünüyorum. Hayır, sevmedim. Niye sevmedim? Çünkü bundan daha iyi bir serum kullandım ben. Skin Eternals'da zannediyorum. iHerb sitesinden bir tane almıştım. İçinde işte DMA mı? Bazı, yani bu isimlerini söyleyemiyorum ki. Hyaluronik ya da hyaluronik asit vesaire olan çok güzel bir serumunu kullandım ki zaten serumların hangi marka olmasından ziyade içinde olan ürünler, maddeler önemli. Ve benim yaşım içinde o maddelerin olması gerekiyor. Çok güzel bir serumdu. Hatta biraz fazla yağlı bir serumdu fakat çok güzeldi. Çok beğendim. Ama işte ulaşamıyorum, alamıyorum. Yani bu orta karar bir serum arkadaşlar. Öyle çok bence parasını kesinlikle hak etmeyen bir serum ki ben bunu Elka'dan almıştım zaten. Sonra makyajımı temizlemede ve yüzümü yıkarken Sephora'nın bu ürününü kullandım. Çok memnun kaldım. Severek de kullandım. Tekrar almayı düşündüğüm bir ürün bu. Kesinlikle waterproof makyajı çok başarılı değil, onu söyleyemem. Ama ben şöyle yapıyorum. Göz makyajımı H2O ile temizliyorum. Yüzümü bununla yıkıyorum. Ya da H2O ile gözümü temizledikten sonra şöyle bir üstün körü geçip geri kalanı bununla yıkıyorum. Çok başarılı. Sonra nemlendirici olarak La Roche-Posay'in bu Hydrance Rich kremini kullandım. Bitmek üzere bu zaten. Çok az, bir iki tane kullanılıp falan kaldı. Evet, bunun da nemlendirmesi güzel ama bu markayı da almayacağım için ürünü de tekrar almayacağım tabii ki. Sonra duş jeli olarak bu Lush'ın Happy Hippie isimli duş jelini kullandım. Biliyorsunuz ben vanilya, işte misk, bilmem ne, şeker kokular hastasıyım. Bu daha turunçgil kokusu var ama çok güzel kokuyor. Bir de biraz hani değişiklik olsun dedim. Yani evin içi pastane gibi kokmaya başladı. Bunu aldım, kullandım. Saçımda da kullandım ben bunu. Bence saç için çok başarılı bir ürün değil. Çok kurutuyor, çok kurutuyor. Elektriklendiriyor vesaire. Ama çok güzel kokuyor gerçekten. Bir de benim cildime uymadı. Yani ürün kötü değil ama benim cildime uymadığı için tekrar almayacağım. Çünkü bu yağlı ciltler için uygun bir ürün. Ve benim cildim pul pul dökülüyor. Tam tersi. Evet, sonra gelelim saç ürün... Neyse. Gelelim saç ürünlerine. Joanne'nin bu şey... Keratin ve argan yağlı saç spreyini aldım ben bunu. Bu şekillendirici sprey. İşte saçınızı yıkadıktan sonra bunu sıkıp taradığınızda daha kolay taranmasını sağlıyor falan. Gayet güzel. İşte saçı fön ısısından koruyor. Dolgunluk veriyor. Uçuşma engelliyor falan. İçinde işte zararlı maddeler yok. Doğal içerikli bir marka bu. Aynı zamanda iHerb sitesinde de satılıyordu. Fiyat olarak da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü iHerb'de de hemen hemen aynı fiyatlar. Ve hayvanlar üzerinde test yapmıyor. O da güzel bir şey. Bir de şunu kullandım. La China mı diye mi okunuyor bilmiyorum.
bu ürünü kullandım. Bu saç dökülmesi için olan bir set arkadaşım almıştı. Bunun aynı zamanda şampuan da var. Elime maskesi geldi. Maskesini gösteriyorum. Şampuan ve saç kremi bir arada olan var. Çok memnunum. Dökülmesini çok azalttı. Çok başarılı buldum. Tekrar alacağım bu ürünü. Biraz daha denemek istiyorum. Hani bundan dolayı mı yoksa benim vücudumda mı artık bir takım değişiklikler oldu? O yüzden mi durdu bilmiyorum ama saçlarım deli gibi dökülüyor. Ve bunu kullandığımdan beri hem kaşıntısı çok güzel azaldı hem dökülmesi azaldı. Memnunum. Tekrar almayı düşünüyorum. Evet, ürünler bu kadardı. Aa, bir de şeyi göstereyim. Şu el kremini göstereyim. Bu benim çok memnun olduğum bir el kremi. Beauty Formulas'ın. Bu aslında gece için olan yağlı bir krem değil kesinlikle. Fakat yapısı kalın. Yani emilmesi biraz nasıl diyeyim? Beklemek gerekiyor. Böyle içinde mavi partiküller falan var. Çok güzel bir krem. Bunu da kesinlikle bir daha alacağım. Çok beğendim. Nemlendirmesi falan çok güzel. De elinize attığınızda böyle yağlı yağlı kalmaması da bayağı iyi. Evet. Benim son 2 ayki favorilerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Tekrar başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.